Tek TV'den herkese merhaba, ben Ali Kaan Emre. Bu videomuzda Xiaomi'nin Mi Band akıllı bilekliğinin kutu açılımıyla karşınızdayız. Az kalsın inceleme diyordum ama bu videoda bir inceleme videosu olmayacak. Kutu açılımını yapacağız. Cihazın aynı zamanda ilk deneyimlerimizi ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Cihazı ben hepsiburada.com'dan 80 liraya sipariş ettim. Ücretsiz kargo ile yurt içi kargodan geldi. En ucuz zaten akıllı bileklik şu anda piyasada bu. Çok da övülen bir cihaz zaten. Tasarım ödülü gibi ödüller alınmış. Şurada da aslında görebilirsiniz. Şöyle. Şimdi cihazın hemen kutu açılımını yapalım. Ardındansa cep telefonumuza tanıtarak cihazı kullanmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi oldukça küçük ve şık bir kutusu bulunmakta. Üstüne sadece Mi logosu bulunuyor. Kağıttan üretilmiş bir şey. Şuradan hemen. Şöyle kaldıralım. Burada bu arada Türkçe bir kullanım kılavuzu bulunmakta. Nasıl takacağınız, bileğinize nasıl telefon uygulamasını indireceğiniz gibi temel açıklamalar burada bulunuyor. Hemen şunları bir kaldıralım. Evet. Burada bulunmakta bilekliğimiz. Şuradan hemen kaldıralım. Nasıl alacağız? Şöyle. Evet, bilekliğimiz aslında bu. Çok küçük bir cihaz aslında gördüğünüz gibi. Bu da bandı. Tüm her şey bunun içerisinde ama bu sadece bileğinize geçirmek için olan bant arkadaşlar. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Şurada bir kablomuz var. Evet. Bu kablo cihazı şarj etmenize yarıyor. Bu şekilde takarak şöyle. Bu şekilde takarak cihazı şarj edebiliyorsunuz. Pil ömrü konusunda firması 30 günlük bir pil ömrünün olduğunu söylemiş. Biz de test edip pil ömrüne bakacağız. Evet, bu da şarj ünitesi gördüğünüz gibi. Şöyle de tam takılıyor. Bilekliğine birazcık daha aslında detaylı bakabiliriz. Evet, burada bir kayışı bulunmakta. Bunu kaldırıp şöyle açalım. Malzeme kalitesi olarak beklediğim bir malzeme. Kauçuk zaten. Terleme yapar mı? Pek sanmıyorum. O kadar şey olduğunu zannetmiyorum ama bakacağız yine. Uzunluk olaraksa büyük bilekliği için uygun mu acaba? Çok kalınlar için, kilolu kadar insanlar için. Yani çok büyük bilekliyseniz kolunuza tam gelmeyebilir. Farklı bileklikler kullanmanız gerekebilir. Peki kutudan başka neler çıkıyor? Şurada bir kullanım kılavuzu var ama sanırım bu Çince, Türkçe değil. Evet, şöyle yakından bakalım. Evet, tamamen Çince olan bir hızlı başlangıç kılavuzu. Dışarıda yazan Türkçesiyle tamamen aynı. Evet, bilekliğimizden bunlar gelmekte. Şimdi hemen bilekliğimizi çalıştıralım. Cep telefonumuza ise application'ını yani uygulamasını daha doğrusu Türkçe kullanmak gerekirse uygulamasını yükleyip bir telefonumuza takalım. Evet arkadaşlar, Mi bandımızı biraz şarjı taktık. Şimdi ise cep telefonumuza kurulumunu gerçekleştireceğiz. Google Play Store üzerinden Mi Fitness uygulamasını, Mi Fit uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı açtığınız ilk olarak sizden giriş yapmanızı istiyor. Bu girişi Mi account üzerinden yapacaksınız. Bilgisayar üzerinden bir account oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Xiaomi'nin web sitesine girip ardından soy accountlu buraya giriş yapıyorsunuz. Bluetooth açmak istiyor çünkü Bluetooth'la haberleşecek bileklik ile telefonumuz. Hemen Bluetooth açsın. Ben de bilekliği şuradan çıkartayım. Evet. Birazcık şarj oldu sonuç olarak. Bileklik. Evet. Şuradan. Şu anda bilekliği arıyor arkadaşlar cep telefonu. Bilekliği bulduğunda ışıklar yanacak. Bakalım. Bluetooth üzerinden şu an bulması gerekiyor bilekliği. Bilekliğin şarjı az çok var. Evet, bilekliği buldu şu anda ve bileklik titredi. Metal sensöre dokunmamı istedi. Evet, ben de şu an dokunuyorum ve bir daha titredi bileklik. Evet. Bileklik kendisini otomatik olarak güncellemeye başladı. Bir yazılım update'i geldi anladığım kadarıyla. Bir güncelleme geldi. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi basit basit bir şekilde hem bilekliği cep telefonumuza tanıttık.
hem de güncellemesini kendisi otomatik olarak yaptı ve gördüğünüz gibi arayüz tamamen Türkçe. Bu da güzel olmuş. Zaten gönüllüler genellikle burada Türkçeleştirme işlemini yapıyor. Evet. Daha fazla bilgi edinin diyor. Evet, ilerlemenizi bir bakışta görün. Evet. Bu arada hemen uygulama ilk kendisi kendi kendine bug'a girdi. Az önce çekimleri yaparken elimde oynadığını filan cihazda gördünüz zaten. Doğrudan onları adım olarak saydı ve 12 adım atmış olarak gösterdi beni. Bu arada uyku takibi de tabii ki cihaz kendisi yapabilmekte. Alarm kurabiliyorsunuz, cep telefonunuzun kilidini açabiliyorsunuz ki benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi bir alarm, bir de kilit kurma. Şimdi hemen bir alarm açalım. Şu an 6:32 saatler. Bunu hemen bir 33 yapalım. Bakalım bileklik nasıl çalacak. Ben de o sırada bilekliği bileğime takayım. Evet, tamam diyelim. Evet, şu an dönmeye başladı. Kapatayım, daha yeni 33 olmuş zaten. Tekrar ayarlayacağım. Evet. Bu şekilde bu arada takıyorsunuz. Evet, şu anda bileklik kolumda duruyor, görüyorsunuz zaten. Şimdi şu alarmı tekrar bir ayarlayalım. 34'te ayarlayalım hemen. Tamam diyelim bakalım. Şu an kolum titriyor. Etkisi var ama çok değil. Belki bilekliği birazcık daha sıkmak gerekiyordur. Etkisini arttırması için. Birazcık daha sıkalım. Evet, şu anda bilekliği tam olarak oturttum. Alarmını az önce denedik arkadaşlar. Alarmı hakkında birazcık yorum yapayım aslında bilekliğin. Evet, titretiyor, iyi de aslında titretiyor ama ne kadar etkili ne kadar değil ben çok etkilenmedim. Daha güçlü bir titreşimin olacağını düşünüyordum. Yani ilk izlenim olarak bileklik bende çok güzel bir izlenim uyandırdı. Çok iyi bir malzeme kalitesi ve çok iyi bir tasarımı bulunmakta. Titreşimi söylediğim gibi çok hoşuma gitmedi ama birazcık daha iyi olabilirdi. Tabi uyandırma yeter mi yetmez mi? Bir uyuyup kalktıktan sonra yani anlamak mümkün olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle telefon ekranı göstereyim. Buradan ayarlardan farklı özellikleri açmanız mümkün. Mesela bilekliği, evet, bilekliği bul dediğinizde bileklik kendini titretmeye başlıyor. Şöyle titriyor. Evet. Ama ben asıl istediğimi şu anda bulamadım. Evet, uyku bildirimi gibi gibi özellikler var. Belki ayarlardan yapabiliyor muyuz? Evet, kilidi açmak için Bluetooth'u kullan. Devam edelim. Evet. Buradan Emma'yı seçtiğimiz arkadaşlar. Pin olsun şimdilik. Şöyle. Evet, bakalım kilitleyelim. Ne oldu lan? Ha. Otomatik açıyor. Abi ben aç demedim sana. Ne oluyor? Bunu bir ayarıyla oynamak lazım sanırım. Böyle olmaması lazım çünkü bunun. Güvenliğe gelelim. Bakalım şu an oldu mu? Olsana ama yaptık mı? Sanki yapamadık. Ya amacım kilit ekranını açmak arkadaşlar. Beceremedim. Sonra resetleyelim. Şimdi bir yapalım bakalım ne olacak. Doğrudan açılıyor, istemiyorum ben bunu. Güzel oldu aslında. Çok da kötü olmadı. Şöyle göstereyim aslında. Şöyle kolum yanındayken telefon açılmadı. Şöyle açılıyor. Evet. Şöyle uzakta olduğunuzda telefon açılmıyor. Bir dakika. Evet, istediğimi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda telefon açılmıyor ama kolunuzu yanına getirdiğinizde
Telefon otomatik olarak açılıyor. Ben bunun olmasını istiyordum zaten. Bu benim istediğim bir şeydi. Doğrudan açıldı ama kolumu uzaklaştırdığımda şöyle yaptım da yine açıldı. Yani çok sağlıklı değil herhalde bu. Anlamadım. Yani yarım yamalak bir sağlık durumu var. Pek kullanılır mı? Şu anda kullanılabilir görünmüyor. Arkadaşlar bilekliği kolumuza taktık. Ayarları şimdi detaylı olarak bakalım isterseniz. Bilekliği bul dediğimizde bileklik doğrudan çalmaya başlıyor. Işık rengini evet bakalım farklı farklı ışıklar varmış. Evet buradan ön izleme de yapılıyor güzel. Dört renk bulunuyor. Evet arkadaşlar ben Ali Kaan Emir. Bu videomuzda Xiaomi'nin MI bandını akıllı bilekliğinin bir kutu açılışına gerçekleştirdik. Bilekliğin ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Beğendiğim bir bileklik oldu. Tasarımı ve malzeme kalitesi güzel. Detaylı incelemesi çok yakında yayında olacak bir bileklik zaten arkadaşlar. Ben de kullanacağım. Ve bütün deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Herhalde şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Şöyle otomatik taç açılsın bileklikle. Bak. Açıldı. Açılma. Açılmadın. Şimdi bak. Bak. Şimdi açıl. Şimdi açılma. Bak. Açıl. Bunun gibi değişik değişik oyunlar oynayabilirsiniz. Bunda tabii ki şeyler yapabilirsiniz. Fiyatı Çin'deki fiyat arkadaşlar 16 dolar. Türkiye'de farklı fiyatları bulunuyor. Ben hepsi burada.com'dan aldım. Söylediğim gibi 80 liraya. Farklı kayışları da Türkiye'de ortalama 20 liraya bulunuyor. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.